Öncelikle herkese merhaba. Ben daha çok aslında kitap tanıtımları, şiirler, önemli tarihi şahsiyetlerin hayatları, kanalımı daha çok böyle içerikler paylaşıyorum. Böyle bir video çekmeye şöyle karar verdim. Bir arkadaşım bana İngilizce müzik dinlesem, yabancı dizi izlesem filan YDS'ye hazırlanmamda katkı sağlar mı dedi. Akşamına internetten tanımadığım biri böyle bir soru yöneltti bana. Ertesi gün tekrardan üçüncü kez aynı soruyla karşılaşınca aklımda böyle bir fikir uyandı. Niçin kanalıma böyle bir video yüklemeyeyim dedim. Bu yüzden size kısaca tecrübelerime dayanarak YDS'ye hazırlanırken neler yapmalıyız, neler yapmamalıyız? Dilim döndüğünce onları anlatmaya çalışacağım. Benim en önem verdiğim şey çeviri. Şöyle zaten 10 madde halinde aklımdakileri yazdım. Burada tabii sadece madde halinde yazdım unutmayayım diye daha fazla açmaya çalışacağım. Çeviriye niçin bu kadar önem veriyorum? Çünkü bir yılımı yedi çeviri yapmadan YDS'ye çalışmak benim. İstediğimiz kadar soru çözelim, çıkmış sorulara falan olur, denemelere katılalım falan. Çeviri yapmadıktan sonra fayda etmiyor. Ya da boş boş bir defter alalım elimize. Biliyorsunuz kelime listeleri falan var, onları çalışalım. Olmuyor. Oysa çeviri yaparken aynı zamanda hem mesela bir bağlaç nasıl, ne zaman, nerede kullanılıyor, hem o kelimelerin aklımızda kalmış oluyor anlamı, nasıl kullanıldığı filan. Çok yönlü düşünebiliyoruz. Bu yönden çok iyi oluyor. Hem sınavdaki hızımızı arttırıyor. Kısacası çeviri sınavın 80 soru var. 80 sorusuna da çok büyük katkısı oluyor. Zaten şu anda kursların çoğu bakıyorum. Mesela atıyorum 40 puan almışsa daha önceden çeviri yaparak artık yeni eğitim vermeye başlıyor. Çeviriden mesela nasıl örnekler verebilirim sizlere? Türk Halı Sanatı'nın 1000 Yılı diye bir kitap var. Tabii bu tür kitaplar çok. Bu kitabı alın diye önermek için söylemiyorum. Bu kitabın yarısı İngilizce, yarısı Türkçe. Mesela içinden bir örnek göstereyim. Belki içinizde silmez yaptığınız çeviri, yanında Türkçesi yazdığı için içiniz rahat etmiş olur. Böyle kitaplar piyasada çok yararlanabilirsiniz. Ya da şöyle olabilir. Zaten okumak istediğiniz kitaplar vardır. Mesela Halil Nalcık'ın Osmanlı Tarihinde İslamiyet ve Devlet kitabı. Bir kısmı İngilizce bu kitabın. Zaten okumak istiyordum. Hem aynı zamanda YDS'ye katkı sağlamış oldu. Hem de ben böyle bilmediğim kelimeleri anlamını çıkarttım. Gösteriyorum ama umarım görüyorsunuzdur. Tabii böyle çıkartmakta kalmadığım kelimeyi bir kağıda yazdım bunları. Anlamlarını filan. Çünkü daha sağlıklı oluyor. Çeviri yaparken not alıp daha sonra bir yere aktarmak aklımıza çok daha iyi kalmasını sağlıyor. Tabii kesinlikle şu kitabı da öneririm, Reading Plus. Tabii bu 50-55'ten sonrası için fazla etki etmez. Daha fazla bir puan hedefliyorsanız bunu bitirdikten sonra Reading Girls kitabını kesinlikle tavsiye ederim. Siz çeviri yapmak istedikten sonra emin olun çeviri yapabilecek elinizde kaynak çok. İnternetten gazeteler olur, makaleler filan olur. Bayağı bir şey var. Siz yeter ki çeviri yapmak isteyin. Bu çeviri çok önemli. O yüzden bu kare üstünde durdum. Dediğim gibi müzik ve filmden dolayı ben bu videoyu hazırlamaya çalıştım. İkinci madde olarak da şunu söylemek istiyorum. Müzik dinlemek, film izlemek İngilizce belki katkı sağlayabilir ama YDS'ye yönelik pek fazla bir katkısı yok. Boşa zaman kaybetmiş olursunuz. Bunları yapacaksınız zevk için yapın. Zamanlarınızda mesela boş zamanlarınızı da geçirmek için falan yapabilirsiniz. YDS'ye çalışmak için ben bu taktiği önermem. Üçüncü olarak kesinlikle şunu belirtmek isterim. Çıkmış soruları çözün. Hangi dershane, hangi kurum olursa olsun çok güzel hazırlıyor olabilirler. Mesela ben Akın Dil'in son 2 yıldır hazırladığı soruları sınavlarda falan çok yakın buldum. Çok güzel. Fakat çıkmış sorular en yakın haliyle olmuş oluyor sınavdaki sorulara. O yüzden ilk önce çıkmış soruları hatmedin. Hemen hepsini bitirin Çıkmış soruları kesinlikle çözmenizi tavsiye ederim. Dördüncü olarak deneme. Kesinlikle kendimizi deneme yapmamız lazım. Evlerimizde, boş vakitlerimizde. 180 dakika oldu sınav. Kendimize 180 dakika verip ailemizden, çevremizdeki insanlardan bize rahatsız etmemelerini söyleyip o 180 dakikayı kendimize ayırıp deneme yapalım kendimizi mutlaka. Özellikle sınava son bir ay kala bu çok işe yarıyor. Daha sonra beşinci olarak şunu söyleyebilirim. Deneme yapın zaten dedik. Dershanelerin ücretsiz denemeleri oluyor. Yedek iklimin oluyor, akın dilin oluyor. Hemen hemen her kurumun oluyor ücretsiz yapıyorlar bunu. Bunlara kesinlikle katılmayı öneririm. Hatta eğer çalışmıyorsanız, zamanınız varsa 9.30'da yapıyorlar genelde zaten. Sabahki oturuma katılın ki çünkü gerçek sınav da 9.30. Bize yardımcı olabilsin bu sınav. Gerçek sınavın atmosferini yakalayabilelim. Öğlen olunca cidden ben mesela şunu fark ettim.
4-5 puan bile hani daha yukarıda alabiliyorum. Çünkü daha zinde, daha açık oluyorum. Ama bu sefer gerçek sınavdaki hani yapabileceğim şeyleri göremiyorum. Bu yüzden hani saat konusunda eğer boşsanız lütfen dikkat edin. Ben bunun hani yararını da zararını da gördüm diyebilirim. Altıncı olarak şunu söylemek istiyorum. Zaman yetiştirme sorunu yaşayanlardan biriydim. İlla ki vardır sınavda zamanı yetiştirmekte sorunu olan. Hani deneme yapıyorsunuzdur. Deneme harici elbette soru çözüyoruz ya. Atıyorum bir paragraf sorusu çözüyoruz. 12 dakika verelim kendimize. Onu 4 soru yani o kadar zaman içinde bitirmeye çalışalım. Daha sonra 12 dakikadan mesela 10 dakikaya inebiliriz. Hani zamanımızı ayarlamayı kendimize zaman vererek soru çözerken bunu yapabiliriz. Faydasını gördüm ben kısaca. O yüzden belirtiyorum. Yedinci olarak şunu söylemek istiyorum. Sanal ortamı kesinlikle takip edin. Şöyle bazı hocaların mesela videoları oluyor. Örnek soru çözümleri falan var. Yani bunlara bakmış olursunuz. Başka insanların sınava çalışırken ki yaptığı şeyler hani bize önerdiği şeyler falan oluyor illaki. Ben açıkçası hani bu sınav ortamından daha önceden yararlanmaya başlasaydım çok daha faydasını görecektim. Hani kendi bildiğimi okumaktansa hani normal insanların yaptıklarını, bunu tecrübelemiş insanların yaptıklarını benim yapmam daha hayırlı olacaktı benim hakkımda. Bu yüzden hani sanal ortamda illaki benim hani atlayacağım şeyler falan vardır. O yüzden sanal ortamı takip ederseniz hani bu İngilizce EDS ile ilgili sayfalar falan çok var biliyorsunuzdur zaten sizde. Kesinlikle tavsiye ediyorum kısaca uzatmadan. Evet, 8. olarak şu. Bu çok önemli. Bunu nedense sona atmışım. Soru çözerken lütfen sözlük kullanmayalım. Ben zaten hazırlanırken hani kullanıyordum başta. Tam tersine hani çok hani müsabide doğru yapıyordum hani gaza geliyordum. Oysa sınavda bizim elimize sözlük olmayacak. Bunu çoğu kişinin ben yaptığını da gördüm hani elinde sözlük sınava soru çözüyor filan. Bu bizi hani çok geriye düşürüyor aslında. Şöyle yapabiliriz. Soruyu çözeriz. Atıyorum 40 sorumu çözdük. 40 soruyu bitiririz, çözeriz. Daha sonra sözlüğü hani doğrumuzu yanlışımıza baktıktan sonra sözlüğü elimize açıp bakarız hani. Hem bilmediğimiz kelimelerin anlamına hem niye yanlış yaptık filan. Sözlükten böyle yararlanmak elbette faydalı olur. Hem de ikinci kez aynı kelimeyi okuduğumuz için aklımıza daha iyi kalır. Yani sözlük kullanabiliriz ama şunu demek istiyorum. Hani sözlüğü soru çözerken kullanmayalım. Soru çözdüğümü bittikten sonra bakalım sözlüğe. Dokuzuncu olarak bu bence çok önemli. Ben Allah'tan hiç bulaşmadım. Buna dokuzuncu söyleyeceğim maddede. Ucuz bazen nasıl ya da her ucuz olan tabii ki kalitesiz değildir de hani kalitesiz bazı yayın evlerinin YDS ile ilgili soru bankaları falan var. Hani internette falan da görüyorum ben bunları. Cidden bu bizde sadece zaman kaybı olur. Bize hiçbir yararı olmaz bunların. Tabii siz YDS ile haşır neşir oldukça neyin kaliteli neyin kalitesiz olduğunu zaten göreceksinizdir. Hani başlarda biraz kaynak seçimini yaparken dikkatli olursanız iyi olur yani. Benim tavsiyelerimden biri de bu. Çünkü bazı insanların elinde görüyorum bu tür kaynaklar falan. Hani zamanlarına yazık olmuş oluyor. 10. madde de çok önemli. Taktiklere fazla itibar etmeyin. Hani şöyle yaparsanız şu gelirse şöyle olur, şunu başa gelirse sona gelirse falan. Hani taktiklere pek fazla bakmayın. Bir soruda işe yarayan taktik başka bir soruda işe yaramayabiliyor. Hani bizi tuzağa düşürebiliyor. Yani ufak tefek bazı küçük çaplı belki taktikler hani işe yarayabilir de sınavı kaderini buna bağlarsak hani 50'yi geçemeyiz. Onu söylemek istiyorum. Ben ilk sınavımda hatta bu taktiklere çok önem verdim. 2013 yılı mıydı o zamanlar filan. Hani zararını gördüm. Özellikle o zamanlar yine iyi kötü bir taktikler işe yarıyordu. Şu an hiç işe yaramadığını hani sınava hala katıldığım için biliyorum. Neyse ezan da okundu. O yüzden ben fazla uzatmayayım. Kısacası ben dediğimden döndüğünce anlatmaya çalıştım. Umarım faydasını görürsünüz. Umarım sizi yanıltmamışımdır. Beni izleyen herkese teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.